Suriye'de İdlib bölgesinde 7 numaralı Türk gözlem noktasına Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre Esad, yani Suriye Devleti destekli gruplar tarafından saldırılar da yaşanıyor. Hem Kürt bölgesinde gelişmeler var, hem güçlenen Esad ve yaptığı saldırılar var ve bölgede bulunan bizim askerlerimiz var. Bu çerçevede genel bir İdlib ve Suriye değerlendirmesi alalım Türker Bey. Şimdi Amerika ne yaptığını biliyor. Büyük Ortadoğu projesinin Suriye bacağını realize etmeye çalışıyor. O ülkeyi daha küçük siyasi parçalara bölmeye çalışıyor. Oradan kurmaya çalıştığı bölgede Kürt devletinin Suriye parçasını inşa ediyor. Amerika ne yaptığını biliyor. Biliyor. Ama bizim iktidarımız ne yaptığını bilmiyor. Eğer bizim iktidarımız Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin çıkarları Suriye'nin bölünmemesinden, üniter yapısından yana ise eğer ne yapması lazım? Amerika ile Suriye'de işbirliği yapmaması lazım. Şimdi İdlib'de ne olduğu belirsiz biliyor musunuz? Bizim İdlib'de ne işimiz var? Bakınız, İdlib'de esasında Rusya tolerans gösteriyor. Ama bu toleransın nereye kadar süreceği belli değil. Türkiye Mart 2011'de başlayan Suriye'deki emperyalizmin vekalet savaşında yanlış yerde durdu. Bu vekalet savaşının ateşini odun taşıdı. Bugüne kadar da farklı şekillerde hala devam ediyor. Eğer biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanaysak, bunu izleyicilere de soruyorum. Yaptıklarımız yanlış biliyor musunuz? Ne yapmamız lazım? Beşar Esad'la masaya oturmamız lazım. İşbirliği. Zaten biz bunları yapsaydık Amerika çoktan orayı terk etmek zorunda kalacak. Yani iktidar Suriye konusunda yanlış işler yapıyor. Yanlış işler yapmaya da devam ediyor. Bakın size ne diyorum? Bölgeye Amerika ile müttefik olabiliriz. Amerika, bakın Almanya da müttefik ama Almanya her konuda Amerika ile işbirliği yapıyor mu? Örneğin boru hattı konusunda, değil mi? Evet. Kuzey akım konusunda Amerika'nın itirazlarına rağmen ne diyor Merkel? Almanya'nın çıkarları önemli diyor ya. Şimdi bizim çıkarlarımız önemli değil mi Türkiye'nin çıkarları? Amerika Birleşik Devletleri müttefikimiz olmasına rağmen Suriye'de yanlış işler yapıyor. Bizim lehimize olmayan işler yapıyor. Türkiye'nin güvenliğini helaldar eden işler yapıyor. O zaman ne yapmanız lazım? Orada işbirliği yapmamanız lazım. Ama iktidar işbirliği yapıyor. Sonra da diyor ki Türkiye'nin çıkarları peşindeyim. Hayır. İktidar Suriye'de, bölgede, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de bugüne kadar Türkiye'nin çıkarları ve güvenliği peşinde olmadığını ifade etmeye çalışıyorum ben. Ya tabii bölgede devlet olarak çıkarımız var. Şimdi hükümete yakın isimler böyle söylüyorlar. Hatta Suriye'nin kuzeyindeki bir bölümü de akıllı bir politikayla aynen Kıbrıs'ta olduğu gibi bir şekilde Türkiye'nin faydalanacağı şekilde organize edeceğiz ve bunun sonunda hani siz demin dediniz ya İdlib'e ne işimiz var diye onun cevabı böyle veriliyor. Yani bir şekilde o bölgedeki toprakların Türkiye yararına kullanılması yani bu politikanın sonunda böyle olacak deniyor. Olabilir mi bu şekildeki politikayla? Mümkün değil. Bakınız, Türkiye orada bir egemenlik alanı kazanmasına imkan ve ihtimal yoktur. Ama bu yolda enerjisini sarf ediyor. Bu yolda parasını sarf ediyor. Bu yolda 4 milyon sığınmacıyı kucağımızda buluyoruz. Ve bir şekilde emperyalizm ne yapıyor biliyor musunuz? O bölgede etnik arındırma yaptı. Kimi bombalayarak Türkmenlere karşı ve Araplara karşı. O bölgede bir Kürt bölgesi tesis ediyor ya da Kürt devletinin Suriye parçasını oluşturuyor. Ve Türkiye'de yakın zaman içinde bu 4 milyonluk demografik yapı değişikliği Türkiye'nin en büyük istikrar bozucu unsuru haline gelecek. Bunların arkasında iktidar var. Bu Türkiye'nin çıkarlarına olan bir şey olabilir mi? Onun için bir şekilde bu
politikadan vazgeçmek lazım. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve üniter yapısına sözde değil, bakınız, yani iktidar açıklamalarında söylüyor ya, değeri yok, özde beraber olması lazım. Gerçekten üniter yapısına özde beraberse, özde varsa merkezi yönetimle işbirliği yapması lazım. Halkı kandırmak için arada bir böyle laflar çıkarıyorlar. İşte şu anda istihbarat unsurları Suriye unsurlarıyla görüşüyor filan diye. Bu 2,5 senedir var. Ne oldu? O yalan. Halkı kandırmak için. Aynı şey şimdi Mısır'da var. Size şöyle söyleyeyim. Mısır size niye anlaşsın ki? İhvana destek sağlıyorsanız. Ben Mısırlı olsam sizle barış anlaşması yapmam ki. Çünkü İhvan terörist organizasyon. Kim o ülkede darbe yapmaya kalkmış? O Enver Sedat'ı kim öldürmüş? İhvan öldürmüş. Şimdi siz, yani şimdi hani bazen kızıyoruz ya, diyoruz ki PKK'ya nasıl yardım eder bizim dostumuz, müttefikimiz filan. Ve onlara karşı kötü gözle bakıyoruz değil mi? Aynı şekilde Mısır'da sana öyle bakıyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Sisi'yi yadırgadığını söyledi. Yunanistan'la yaptıkları Narteks'ten dolayı. Bence Sisi'yi Yunanistan'la anlaşmanın kucağına bizim iktidar itti. Yanlış işleri nedeniyle. Bence masada uzun kaldılar. Beklediler ki Mısır, Sisi, Türkiye elini uzatsın. Elini uzatmadı. Bu bir. İkincisi, 6 Ağustos'ta imzaladıktan sonra aradan belli bir süre, şu anda anımsamıyorum, epeyce bir süre geçti. Mecliste onay süreci vardı biliyorsunuz. Hı-hı. Bu süreç içinde de Türkiye adım atabilirdi. Atmadı. Ya yani hayır. Bizim iktidarımız hatalı. Biz bakın ya Müslümanız değil mi? Hani diyoruz yani ya, Müslüman diyorlar ya, tırnak içinde söylüyorum. Artı ortak kültürümüz var. Hatta Yunanistan'ın bağımsızlığına giden savaşta Navarin'de ortak Osmanlı-Mısır donanması savaşmış. Yani kaderde, tasada, acıda, şehitlikte ortaklık yapmışız. Ya sen nasıl Mısır'la anlaşamazsın ki? Yani bunu akıl sığdırmıyor. Ama dedim ya, ihvancılık olunca Türkiye'nin çıkarları yok sayılıyor. Türkçesi bu.